Ekran paylaşımını yaptım Ömer Bey. Evet İsmail Bey, şu an kayıt altında. Tamam, ekranı görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Merhaba, İsmail Hakkı Akyüz, Yektamak Makine'nin bugün tanıtım sunumunu gerçekleştireceğim size. Biz Yektamak Makine olarak 5 ana marka altında hizmet veriyoruz. Bunlardan birincisi firma adımız olan Yektamak. Diğeri Seyton, Turnart, Walker ve Mechanical. Bu her marka kendi altında özel üretimler yapıyor. Kısaca hızlıca bahsedeceğim sunumu uzunda tutmamak adına. Öncelikle kendimizden biraz bahsetmek istiyorum. Biz 2013 yılında kurulduk. 600 metrekare bir atölyemiz vardı. Şu an itibariyle 5000 metrekare kapalı alanda yaklaşık 45 kişiyle hizmet vermekteyiz. Tasarım merkeziyiz. Devlet teşviklerinden faydalanıyoruz bu şekilde. Birçok tasarım projemiz oluyor. Birçok COSGAP ve TÜBİTAK projeleri kullanıyoruz. Dan destek alıyoruz. Kalite sertifikası anlamında TÜV ve SGS ile genellikle çalışıyoruz. Kalite yönetim sistemi elimizden geldiğince oturttuk ve buna devam ediyoruz. Yaklaşık 8 senelik bir firmayız. 400'ün üzerinde de tamamlanmış projemiz var. Kısaca böyle bahsedebilirim. Bunlar daha sonra. Bunlar bazı kalite sertifikalarımızdan örnekler. Geçmişte olanlar var, yenilenecekler var falan. Bu eski bir sunum olduğu için. Neden Yektamak dediğimizde biz kendimizi şöyle adlandırıyoruz. Biz bir proje şirketi olarak bir müşterimizin ihtiyacına yönelik bir çalışma yapıp ihtiyacını belirledikten sonra bir fiyat teklifi veriyoruz. Fiyat teklifi sonrasında eğer müşterimiz işi onaylıyorsa detaylı projelendirme yapıyoruz. Kendi proje ekibimiz var. Yaklaşık 6 kişiden oluşan. Ondan sonra bilgisayar simülasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Sonra da imalat ve anahtar teslim devreye almasından sonra satış sonrası hizmetleri konusunda destek sağlıyoruz. Bu anlamda biz anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bizim ana ilgi alanlarımız mühendislik hizmetleri, fikstürler ve hidromekanik sistemler, kaynak otomasyon sistemleri, intralojistik çözümler, konveyörler, taşıma arabaları, özel ambar depo çözümleri, işte kreinler, pergel, köprü nasıl olacaksa ve özel çeşitli imalatlar. Bu anlamda da markalaştığımız yapıların alt kırılımı şu şekilde. Walker markamız altında biz pneumatik erişim platformları, ATEX sertifikalı pneumatik erişim platformları sunuyoruz. Seyton markası altında intralojistik çözümlere yönelik transfer arabalar, akülü, raylı, kablosuz enerji transferli, kablolu, kablo taşıyıcılı, çeşitli ağır tonajlı, işte 10 tondan 100 tona kadar, 200 tona kadar çeşitli transfer arabaları çözümleri sunuyoruz. Bunu müşterimiz genelde rulo, saç, gemi parçası, kalıp vesaire bu tarz parçaları taşımak için kullanılıyor. Walker markasında da pneumatik personel platformları. İstediği yerde çıkıyor, yüksekte, alçakta kendi işlemini yapabiliyor. Turnart markası altında döndürme çözümleri sunuyoruz. Bu ağır tonajlı, büyük hacimli yüklerin döndürülmesi, kaldırılması, taşınması. Mesela biz bunu aslında enerji sektörüne özel geliştirdik. Rüzgar gülü kanatlarını döndüren makinalar yapıyoruz. Ağır 20 ton ağırlığında, 30 ton ağırlığında, 50 metre uzunluğunda, 80 metre uzunluğunda çeşitli kapasitelerde makinalar yapıyoruz. Mechanical markasını da 2020 senesi içinde satın aldık. Burada da pres besleme sistemleri ve roll form makinaları imalatı yapıyoruz. Yani her pres bir rulo açıcı ve servo sürücüye seri imalat yapmak istediklerinde ihtiyacı oluyor. Biz servo sürücü, rulo açıcı ve roll form yapabiliyoruz. Mühendislik hizmetleri kapsamında çeşitli müşterilerimize de yaptığımız oluyor. Daha çok artık biraz bunu kendi bünyemize kaydırdık ama daha çok müşterilerimiz de eğer kırmak istemezsek yapıyoruz. Bunun kapsamında çarpışma analizleri,
akış analizleri, formlama analizleri, her türlü analizi yapabiliyoruz kendi bünyemizde. Bazı fikstür ve hidromekanik makinelerden göstermek istiyorum. Bunlar trailer sektörüne yönelik geliştirmiş olduğumuz bazı fikstür ve hidromekanik sistemler, yeklemak adıyla yarattığımız. Bu projemiz bir hidro şekillendirme presi, alüminyum eliptik bombe imalatı yapmak için biz bunu ürettik. Yaklaşık 1700 ton kapasitesi, 60 ton ağırlığında olan bir makine, TÜBİTAK projesiydi. Biz bunu yaptık ve tankerlerin alüminyum kesitli, dairesel kesitli bombelerini üretebiliyoruz. Seyton anlamında ürettiğimiz transfer arabalarımız, dediğim gibi birçok özelliklere sahip, farklı tonajlarda, otomatik yönlendirmeli, doğal navigasyonlu veya uzaktan kumandalı veya işte kendi kendine yerini bulsun dediğimiz tip arabalar yapabiliyoruz. Bunlar müşterilerimiz her türlü parçayı taşımak için kullanılıyor. En son vermiş olduğumuz üründe de kalıp taşıyordu. Ondan önce tersanelerde parça taşıyorlardı. Gemi parçaları, işte 30 ton, 40 ton kapasitede parçaları taşıyorlardı. Mesela burada da bu Assan Alüminyum'un bir projesi. 600 derecelik fırınlara bobin beslemesi yapıyor. İki eksenli bir araba bu da aslında. 600 dereceye kadar fırınlara bobin besleme yapmak amaçlı bir araba. Otomasyon projeleri, kaynak otomasyonu. Burada alüminyum tankerlerin dış çevre kaynaklarını yapmak için bir robot ve pozisyoner sistemi geliştirdik. Şu parça, Ekrem Masum'u görebiliyorsanız, şu parça komple bir tanker gövdesi, akaryakıt tankeri gövdesi olacak. 13.6 metre uzunluğunda, yaklaşık 4 ton ağırlığında bir parça olacak. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için söyleyeyim. Şu turuncu gördüğünüz parçanın ağırlığı, çapı 4.5 metre. Böyle bir parça bu da. Yani bu tarz imalatlar yapabiliyoruz. Burası çeşitli konveyör ve transfer sistemlerine örnek gibi bir projemiz. Burası bir tersanenin imalat hattı. Türkiye'nin en büyük, en uzun gemi panel imalat hattını yaptık. Geçen senenin projesiydi. Bu proje kapsamında saclar buradan besleniyor, birleştiriliyor, daha sonra burada döndürülüyor ve buradan çıkışa doğru ilerleyerekten bir döndürme operasyonu daha, gemi parçaları, 30-40 ton ağırlığında gemi parçaları üretilmiş oluyor. Bu hat komple tek operatör paneli üzerinden yönetilebiliyor. Şuradaki iki tane gördüğünüz kollarla olan yapı 40'ar tonluk döndürme makineleri. Yani bu proje kapsamının zor olan kısmı şuydu. 12 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde, 40 ton ağırlığında sacları çevirmemiz gerekiyordu. Böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu da projemizden bazı görseller. Çeşitli trailer sektörüne yönelik yapmış olduğumuz konveyörler. Yine döndürme operasyonu da içeriyor. Bu Turnart dediğimiz marka, rüzgar gülü kanatları döndürmek için geliştirdiğimiz. Burada biz ithal ikamesi yaptık. Almanların elinden aldık işi. Aynı zamanda COSCEP desteği de kullandık bu projelerimizde. Sonradan güzel yurt dışına ihracat da yapıyoruz bu ürünleri. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunlar onun farklı tip ürünleri. İşte tüvesaj, damper küveti döndürme, tüvesaj vagon döndürme gibi başka bir sürü yerde kullandık. Komple hat kurulumu işleri, çeşitli döndürme çözümleri yapıyoruz. Bunun haricinde böyle kaynak pozisyonerleri falan, hani buralarda da varız ama proje bazlı çalışıyoruz, öyle seri imalat yapmıyoruz. Yine jip crane'ler, hücre crane'ler veya köprü crane'ler, onlar da yine proje bazlı çalışıyoruz. Seri imalat yapmadığımız için bu anlamda çok fazla rekabetçi olamıyoruz. Kanca altı kaldırma ekipmanları, C kanca, traversler, yüksekte çalışma sistemleri, yani personel buradan kendini yukarı çıkartıp aşağı düşmeden nasıl çalışacağını sağlamak amaçlı yüksekte çalışma sistemleri. Bu da yine benzer bir yüksekte çalışma sistemi. Walker, pneumatik erişim platformu. Bunları boyahanelerde genelde kullanıyorlar. Montaj hatlarında genelde kullanıyorlar. Personel, yüksek parçaları boyamak için kendini 3 eksende hareket ettirebilme özellikle bu Walker'larımızdan alıyorlar. Kendisi yukarıda büyük parçaları boyuyor. Bu ürünleri geçen sene yine bir ithal ikamesi kapsamında yaptık.
4 tane de Tırsan Trailer'a verdik. Şu anda Tırsan Trailer'in Lowbed boyanesinde, Lowbed araçlarını bizim Walker'larımızla da boyuyorlar. Şu anda da biliyorsunuz dönem kötü, yatırımlar durgun. Onun haricinde biz de bu ürünleri satabileceğimiz abilere bakıyoruz. bu da yine benzer montaj hattına yönelik çalışma. Mekanikel markasıyla yapmış olduğumuz çeşitli servo sürücüler ve rulo açıcılar. Yaklaşık 70 tane makinemiz var mekanikel markası adı altında. Roll form ve şeyler dahil, sürücü sistemleri dahil. Bunun haricinde saç kesme, dilme hatları işlerimiz var. Onlar haricinde de çeşitli seri olursa kaynaklı imalat işleri alıyoruz, construction işleri alıyoruz. Burada işte Kore, bu sene Kore'ye ihracata başladık. Çin ihracat hedefimizde. Hindistan'a ihracat yapıyoruz. Hollanda'ya, Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Bu şekilde ihracat hedeflerimiz var. Kısaca şöyle çalışmış olduğumuz markalardan bahsedeyim. Genelde bizim çalışmış olduğumuz firmalar Türkiye'nin ilk bininde yatırım ihtiyacı olan, büyüyen firmalar oluyor. Genel olarak referanslarımız bu şekilde. Burası bizim fabrikamız, 5000 metrekare. Burası bizim ekibimiz. Burası tasarım ofisimiz. Ve yerimiz Tırsan'ın hemen karşı hizasına düşüyoruz. Sakarya Bilecik yolunda Tırsan'dan döndüğünüz zaman sağ tarafa, Sapanca tarafına doğru hemen bizim yerimizde burada yıkamak mümkün. Ben sunum için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz İsmail Bey. Çok sağ olun sunum için. Hı-hı. Rica ederim. Ben paylaşımı kapatayım mı? Yok, kapattım ben. Ayhan Bey, müsaitseniz Faktör H adına sizden de sunum alabilir miyiz? İsmail Bey, teşekkür ederiz. Çok güzel projeler. Biz Faktör H Otomasyon Faktör H Otomasyon olarak benim de ekranı yansıtma olasılığım var mıdır? Evet. Şöyle yapalım. Biz daha küçük parçalarla uğraşıyoruz. İsmail Bey büyük parçaladı. Biz üretim hatlarında çok parçalı. Şu an sunum gözükmüyor Ayhan Bey. Gözükmüyor mu? Yok. Şöyle. Ekranım gözüküyor mu? Ben mi paylaşmalıyım değil mi? Evet, siz paylaşacaksınız. Tamam, şöyle yapalım. Doğru. Evet, şimdi oldu herhalde. Evet, şu an. Tamam. Geliyor. Yani. Tamam. Tamamdır. Biz çok parçalı ürünlerde montaj makineleri yapıyoruz. Üretim hatları kuruyoruz. Daha çok küçük ebatlı ürünler oluyor bizim. Mobilya menteşeleri gibi. Ya da herhangi bir beyaz eşyanın motorunun parçalarını monte etmek gibi. Faktöraj otomasyon hizmetleri veren bir şirket. Özel olarak çalışıyoruz. Seri hiçbir işimiz yoktur. Genelde bir yaptığımız projeyi bir daha uygulamıyoruz. Çok nadir müşterilerimizin rakipleri bize ulaşırsa aynı projeyi yaptığımız oluyor. Faktöraj kimdir? 2000 yılında kurulduk biz. 20 yaşında bir işletmeyiz. Şu an 1300 metrekare bir yerimiz var. 30-35 kişilik teknisyen, tekniker ve mühendislerden oluşan bir ekibimiz var. Tasarım, talaşlı imalat, otomatik besleyiciler, mekanik, montaj, elektrik, elektronik ve yazılım kısımları kendi bünyemizde bulunuyor. Bizim gibi şirketler çok var ama böyle her şeyi kendi bünyesinde barındıranlar sayılı. Bu hizmet noktasında müşterilere yansıyor. Çünkü dışarıdan besleyicileri dışarıdan alan ya da tasarımı dışarı yaptıran arkadaşlar hem hızlı dönüş yapamıyorlar hem de daha sonra sürdürebilir bir hizmet veremiyorlar. Bu hususta 20 senedir hala çalışan makinelerimizin bakımlarını ve teknik servis hizmetlerini devam ettiriyoruz. Faktöraj birçok farklı sektöre çalışıyor. Medikal, otomobil yan sanayi, savunma sanayi, beyaz eşya, tekstil, inşaat yan sanayi, mobilya yan sanayi gibi. Yani Sanovel ilaç grubuna, ne bileyim mobilyada Samet'e ya da Kale Kilit grubuna ya da Aselsan'a yaptığımız montaj hatlarımız var.
Rotamız tecrübeli ekip, çalıştığımız arkadaşlara sürekli uzun vadeli çalışıyoruz. Bizde tecrübe önemli. Her sektör ve her proje farklı bir şeyleri öğrenmemizi gerektiriyor. Sürekli okuyup, araştırıp yeni ürünler hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu yüzden mevcut personelimiz sürekli sabit kalmalı. Tecrübemiz devam etmesi için. Hizmet devamlılığı ve memnuniyet üzerine bir hizmet anlayışımız var. Genelde zaten referanslar üzerinde çalışırız. Çok fazla reklam üzerinde yani sabit bir şey yapmadığımız için bir çalıştığımız müşteriyle birkaç proje yaparız. Daha sonra farklı bir müşteriye yönlendirir bizi. Yine onunla birkaç proje yaparız. Bu yüzden memnuniyet üzerine inşa edilmiş bir yapımız var. Kendimizi ifade etmemiz biraz zor oluyor çünkü. Öyle mesela fuarlara falan katıldığımızda bir makine koyuyoruz oraya. Adam bizi o makineyi yapıyor zannediyor. Biz öyle değiliz. Biz o makineyi bir kişi için yapmışız. Farklı makineler de yapabildiğimizi göstermek için koyuyoruz ama ifade sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Bir de marka olmak bizim hedeflerimizden bir tanesiydi. 20 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Tanınıyoruz otomasyon sektöründe. Daha iyi olacağız inşallah. Marka sloganımızla ilgili. Üretimde sürdürülebilir kalite artışı. Aslında montaj makinelerini bünyesine sokmaya çalıştığı zaman bir firma bunların birçoğuna zaten ulaşmaya hedefini koymuş oluyordur. Biz de üretimde yüksek performans diye böyle bir sloganla çıktık. Üretimde sürdürülebilir kalite artışı. Müşterilerimize sağladığımız şeyler bunlar. Ürün maliyetini düşürmek, üretim hızını arttırmak, personele dayalı olmayan kalıcı bir tecrübe oluşturmak ve yöneticiler için öngörülebilir ve planlanabilir üretim hedefleri oluşturabilmek. Faktöraj nasıl çalışır? Biraz ondan bahsedeyim. Daha sonra da bizim yaptığımız bir iki projeyi gene göstererek onun üzerinde anlatım yapmak isteyeceğim. Çünkü dediğim gibi standart yaptığımız bir şey yok. Her sektöre farklı şeyler yapıyoruz. Faktöraj tanıtım yapar, referanslar ya da fuarlar ve internet üzerinden. Daha sonra müşterilerimiz bizi anladıkları zaman bize sorunlarıyla beraber gelirler. Biz de onların üretim hatlarında sıkışan, yoğunlaşan noktalarda çözüm önerileri oluştururuz. Onlara projelerimizi, yani onların üretim hatlarındaki yoğunluğa sebep olan noktalardaki projelerimizi sunarız. Onları onayladıktan sonra üretim sürecini başlatırız. Tasarım, imalat, test ve sevkiyat, sonra saha montajı ve üretim alma gibi aşamalarla şirketlere üretim hatlarını ya da montajla ilgili yaptığımız makineleri kurarız. Birkaç projemiz. Bu Kale Kilit grubuna yaptığımız, Kale Kilit şirketine yaptığımız bir montaj makinesi. Lineer bir hattan oluşuyor. Genelde konverler ya da döner tablolar gibi şeyler üzerinde transfer sistemleri üzerine kurguladığımız otomasyon işleri bunlar. Lineer hat üzerinde çalışan bir makine bu. Operatörün beslemesi, operatör kilit ve kilitle ilgili bir kısmını manuel olarak yüklüyor. Geri kalan şifre dizmesini, şifre okumasını, testlerini falan yaparak çıkartıyor ürünü. Kale yaptığımız bir makine. Bu Aselsan'a yaptığımız bir makine. Çok fazla detay olmamakla beraber vereceğim. Bu hava savunma sisteminde akıllı mühimmat olarak kullanılan ürünün elektronik kısmının montaj hattıydı. Bu hattın ilk zamanlardaki resimleri hiçbir şey ifade etmiyor. Yayınla ilgili sıkıntımız var çünkü. Günde 200 adetli bir üretim talepleri vardı. Şu an çalışıyor 2014'ten beri hava savunma ile ilgili bir montaj hattının görüntüleri. Başka bir proje. Bu Arçelik motor işletmelerine yaptığımız bir makineden görüntüler. Otomatik dizicilerle yükleniyor. Bu Sanoval grubuna yaptığımız ilaçla ilgili daha sonra astım hastaları için bir kapsül parçalama ünitesi parçası. Onunla ilgili bir makine. Bu Samet Menteşe mobilya aksesuarlarına yaptığımız tam otomatik bir Menteşe montaj makinesi. Yaklaşık 10-12 tane parçayı otomatik monte ediyor. Dakikada
35 ile 40 arasında bir rakamla aynı makinenin farklı bir noktaları. Bu dizici grupları. Videolarım vardı ama videoları izleyemeyeceğimiz için onları atlayacağım. Başka bir görüntü göstermek istiyorum size. Şuradan devam edeyim. Şimdi nasıl çalıştığımızla ilgili biraz hızlı bir anlatım yapmak istiyorum. Müşterimiz bu atölyede olan bir makinamızla ilgili bir anlatım olacak. Müşterimiz Cezayirli bir firma. Alüminyum profil bağlantı ekipmanları falan yapıyor. Bize geldi böyle bu parçaları otomatik olarak monte etmek istiyorum diye. Geçebilirsek geçtik evet. Toplam 9 parçadan oluşan bir malzeme bu. Otomatik olarak Ayhan Bey, yapmak. Evet. Biliyorum ama biz göremiyoruz sunumu da. İsterseniz videoyu öyle açın. Şu an görüş gözükmüyor. Video değil şu an bu. Ama yok. İsterseniz video varsa videodan bir oynatmaya çalışalım. Belki tamam. Sıkıntı olmaz. Bakalım. Şöyle yapayım. Bunu o zaman kapatayım. Direkt fotoğraflarla izah etmeye çalışayım. Büyük bir sıkıntımız oldu zaten. Sunumu bir açarsam. Fotoğraflarla ilgili. Evet. Fotoğrafları görüyorsunuz galiba. Yok. Göremiyoruz şu an. Göremiyor musunuz? Bir video var sunumda. Sunumuzdaki bir videonuzun. Evet. Bu mu? İzleyebilecek misiniz? Bir bakalım. Takılmazsa. Görüntüyü alabiliyor musunuz? Yok. Kesik kesik geliyor. Evet. Kesik geliyor. Görüntü fotoğraflarını yayınlamadım. Normal Photoshop'ta şey. Şu an görüntü ben de, bir dakika paylaşımla ilgili bir şey var. Bir saniye. Zoom'u bir açayım. Tek sayfayı paylaştığım için herhalde onu gösteriyor bana. Bir şey yok. Evet. Şimdi göreceksiniz zannediyorum. Evet. O zaman onu göremeyeceğiz. Karıştırdığım için biraz zamanımız var sanırım. Şöyle yapalım. Evet. Bu Cezayirli müşterimiz alüminyum aksesuarlar üretiyor. Şu 9 parçanın otomatik montajını istiyordu bizden. Biz tasarım ekibimizde oturup bununla ilgili bir tasarım yaptık. Onay sürecinden sonra başlattık projeyi. Bu malzemeleri vibratör dediğimiz otomatik besleyicilere yüklüyor personel. Bu vibratörler, her bir ürün için bir vibratör var. Her bir ürün için bir vibratör var. Operatör vibratörlerin içerisine ürünleri dolduruyor. Otomatik diziciler tek yön olarak ürünleri makineye yükleme noktasına taşıyorlar. Vibratörler çalışma şekilleri titreşimle oluşuyor. Titreşim yapıyor bu işi. Örnek olarak göreceğiz şimdi. Evet. Çalışma şekli böyle. Görebilirsiniz herhalde. Evet. Bu birinci istasyonu mesela. Daha sonra yükleme istasyonu önüne geldikten sonra otomatik yükleyiciler A noktasından B noktasına ürünü transfer ediyorlar. Şekilde gözüktüğümüz gibi. Döner tablo var bir tane. Döner tabloda ürün fikstürler var. Ürünler için hazırlanmış. O fikstürlerde ürünlerin her 9 parça için koyulacak yerleri var. Daha sonra döner tabla tekrar dönüyor. Başka bir istasyona giriyor. Koyduğu ürünü kontrol ediyor. Daha sonra istasyon değiştiriyor. İkinci ürünü yüklüyor. Yine otomatik dizicilerle
yapılan işlem. Bu şekilde ikinci ürün yükleniyor. İkinci ürün de yükleme istasyonunun önüne geldi. Yükleme noktasına geldikten sonra A noktasından B noktasına diskin üzerindeki fikstürdeki yerine aktarılıyor. Videoda gördüğünüz gibi. Daha sonra disk tekrar dönüyor. Adım adım gösteriyorum size işlemleri. Kontrol ediliyor diskin üzerindeki ürün. Üçüncü ve dördüncü ürünler vibratörle otomatik olarak yükleme noktasına getiriliyor. A ve B noktalarındaki iki farklı ürün, C ve D noktalarındaki yerlerine, yani ürün üzerinde monte edilmek istenen noktalara yerleştiriliyor. Bu şekilde gözüktüğü gibi. Çalışma şekli böyle. Daha sonra 3 ve 6 nolu ürünler, yani yay kısımları. Diziciler hep kendi özel tasarımlarla yapılıyor. Her ürüne göre farklı farklı şeyler uyguluyoruz. Bazen yay mesela, içerisinde sıkılıkları, gevşekliklerine göre farklı ürünler tasarlamak zorunda kalabiliyoruz. Yayı yüklüyoruz. Yay kontrolü. Yay kontrol ediliyor tekrar. Disk tekrar dönüyor bir sonraki istasyona. Burada pullar yükleniyor. Aynı makinenin farklı bir noktası. Saat yönü tersine dönerek iki farklı kanal ayrılıyor diziciden. Burada aynı zamanda bir de ezme yapıyor. Hidrolik hem yükleme hem ezme yapılıyor. Son montaj gibi ürün üzerine yaylı parçaları kapatıyor. Pulla. Bu şekilde. Daha sonra tekrar ezdiği noktalar bunlar. Ve kontrolünü yapıyor. Daha sonra aktarılıyor bu. Vida en son takılan ürünün iki parça ürünü birbirine birleştirip vidalama kısmı var. Aktarma yapıldıktan sonra. Vida da otomatik diziciyle gönderiliyor. Tornavida kısmı burası. İki ürün katlanarak 90 derece birbirine fixleniyor. Daha sonra vida takılıyor. Ve son olarak ürünü bitirip montaj kutusuna atıyoruz. Bazen burada firmaya göre değişiyor. Kutuya koymamız, direkt kutuya koymamız isteyenler oluyor. Bazıları bu şekilde daha sonra üzerinde farklı işlemler yapılacak bir şeyse eğer kutuya, kasaya falan doldurmamızı istiyorlar. Farklaşım çalışma şekli böyle genel olarak. Bu bir üründü. Farklı birçok ürün vardı. Az önce gösterdiğim resimlerde farklı farklı sektörlerden farklı ürünlerdi. Şişeye, firmaya özel montaj hatları, montaj makineleri yapıyoruz. Böyle bu kadar benim sunumumda. Biraz teşekkürler Ayhan Bey. Sağ olun sunum için. Evet. Karabudak makineden Sertaç Bey. Bir dakika ben sunumu. Şu an paylaşım yapabilirsiniz Sertaç Bey. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Herkese merhabalar öncelikle. Karabudak Makine Pazarlama Müdürü Sertaç. Öncelikle bu vesileyle Sami Bey'e çok teşekkür ediyoruz sizlere bu imkanı bize sağladığınız için. Biraz sektörlerimiz farklı ama sonuç itibariyle aynı çatı altındayız.
Ben hemen sunumumu da başlatayım. Evet. Görünüyor değil mi? Evet, görünüyor şu an. Biz Karabudak Makine olarak ahşap boya, mazot boyama ve kurutma sistemlerinde yenilikçi ve inovatif çözümler sunan bir Türk firmasıyız. Karabudak Makine, mobilya üretimine yönelik öncelikle zımpara sistemleri, boyama sistemleri, kurutma sistemleri üretiyor. Bunların yanında da yardımcı makine ve ekipmanlarını aynı zamanda üretmekteyiz. Biz 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş, öncelikli olarak dediğim gibi mobilya üretimi sektörünün boyama, kurutma, zımparalama makineleri için bu ihtiyacın, var olan ihtiyacın dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik bir girişimiz. Ümit Karabudak ve Emrullah Karabudak adında iki kardeş tarafından kurulduk. 10 yıldır bu sektördeyiz ve yerel pazarın dışa bağımlılığını azaltma amacıyla İstanbul'da kurulan bir firmayız. Firmamızın şu an için 2000 metrekare kapalı alanda üretim faaliyeti devam etmektedir. Aynı zamanda fabrikamızda Ar-Ge çalışmalarımızı yürüttüğümüz, İşte talaşlı imalatımızı, tasarımımızı, bütün yedek parçasının üretildiği bir üretim tesisine sahibiz. Demin de bahsedildiği gibi bizler de tüm parçalarımızı %100 yerli yapabilmek adına Ar-Ge çalışmalarımızı geliştiren, bu anlamda vakit harcayan, mesai harcayan firmalardan bir tanesiyiz. Bu manada öncelikle COSGAP tarafından, ardından TÜBİTAK tarafından desteklerimizi alıyoruz. Firmamız iki kardeş tarafından kuruldu, Karabudak kardeşler. Büyük kardeş Emrullah Karabudak, mobilya üretimi konusunda daha önce hizmet vermiş bir firma sahibidir. Ümit Karabudak da yüksek makine mühendisidir kendisi. Emrullah Bey, mobilya sektörünün ihtiyacının ne olduğunu, bu anlamda nelere ihtiyaç var, nasıl makineler kullanılması gerekiyor, bu bilgileriyle Ümit Bey de makine sanayisinde bunlar nasıl hayata geçirilebilir, bu makine nasıl olmalı sorusuna cevap verebildiği için aslında iki parçanın birleşimiyle meydana gelmiş ve sektörün ihtiyacını doğru cevap verebilmiş bir firma ortaya çıkmış. Firmamız 10 yılda çok çok yol kat etmiş. 2014 yılında başlattığımız ihracat hamlesiyle şu an Karabudak makine üretiminin %70'ini yurt dışına ihraç ediyor. Bu manada üretimlerimizin dünya çapında karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 70 farklı makine üretimi gerçekleştirmişiz. Şu an seri üretimde 13 makinemiz mevcut. Fakat üretimlerimiz müşterilerimizin beklentilerine yönelik olduğu için nasıl izah edeyim? Yani bir müşterimizin ihtiyacı diğer müşterimizle aynı olmayabiliyor. Evet, ikisi de mobilya üreticisi fakat ihtiyaçları çok çok farklı olabiliyor. Üretim kapasiteleri farklı olabiliyor. Üretim alanları farklı olabiliyor. Bu manada biz makinelerimizi aslında onların fabrikalarına, onların üretim tesislerine uygun hale getiriyoruz. Konveyörlerle, dönüşlü makinelerle. Bu manada bunun dışında 70 farklı üretim gerçekleştirmişiz. Fakat şunu da söyleyebiliriz. Hemen hemen bugün karşımıza çıkabilecek her müşteri bizden yeni bir tasarım, yeni bir üretim bekliyor. Yani bizim Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden sürekli devam etmek zorunda. Çünkü onların ihtiyaçlarına cevap vermek zorundayız. Bugün 2020 yılında 50 farklı ülkeye ihracat yaptık. 25 tane bayimiz var. Yani yerel pazarda lider olan Karabudak Makine, ürettiği makineler katma değerlerini katarak dünya pazarında da yerini almış. Hem fiyat konusunda Çin pazarına yakın, kalite konusunda da Avrupa pazarına yakın bir çizgi belirlemiş kendisine. Tüm belgelere sahip, CE uygunluğu olan makineler ürettiğinden tercih sebebi olmuş bir firmayız. Tercih sebebi olmuş bir markayız. Şimdi ben burada size bir video hazırlamıştım. Sesi kısabilecek miyim bilmiyorum. Evet. Şimdi bu bizim amiral gemimiz olan BM-1700. Video görünüyor değil mi? Bu BM-1700. Ben şimdi aslında en başında mobilya üretimi konusunda inovatif çözümler buluyoruz dedim ama bakın gördüğünüz gibi bizim ürettiğimiz makine plastik sanayisinde, metal sanayisinde. Bu bir metal tencere boyama.
Pot painting diye geçer İngilizcesi. Bu manada bu boyaları yapabilmek, elle yapabilmek, manuel yapabilmek de zordur. Bunu aynı zamanda makineyle yapabilmek çok daha zordur. Mesela bu gördüğünüz, şu an izlediğiniz granit görseli verebilecek, natural stone efekt dediğimiz efekti verecek bir çalışma. Bu manada dünyada bir ilkiz. Aynı zamanda biz savunma sanayisi için de boyama makinemizi geliştiriyoruz. Bu izlediğiniz makine BM-1000 adlı makinemiz. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu metal boyama konusunda da poliüreten, su bazlı her manada boyaları kullanabiliyorsunuz. Ve izlediğiniz gibi sadece mobilya sektörüne değil, hemen hemen her sektöre boyama konusunda çözümler sunan bir makine firmasıyız. Şimdi de cam boyamayı görüyorsunuz. Bu anlamda BM-1000 ve BM-1700 diye bahsettiğimiz iki makinemiz, bu 1000 ve 1700'deki kastımız makinenin en genişliği, milimetre olarak düşünürseniz 1 metre veya 1.7 metre olarak tabir edebilirim. Her ikisi de boyama konusunda hem ahşap, bu izlediğiniz de ahşap boyama, aynı zamanda biz bunu bir hat şeklinde yapıyoruz. UV boyadan sonra UV kurutma tüneline gelmesini. Ve hemen operatörün eline, yani ham olarak verilen bir ürünü boyanıp kurutularak, eğer ki talep varsa zımpara boya ve kurutma tüneli şeklinde hazırlayıp tek bir operatörle üretimimizi sürdürebiliyoruz. Bu izlediğinizde yardımcı makine ekipmanlar diye bahsettiğim kategorideki ürünlerimizden bir tanesi. Bir kapının hatta kolaylıkla yüklenebilip boyanıp, eğer ki bir kurutma fırını talepleri varsa kurutma fırınına izlediğiniz gibi gönderilip kurutulduktan sonra tek yüz, çift yüz bu şekilde boyayabilecek konvörlerimiz mevcut. Hemen hemen her sektöre bu izlediğiniz fiber sementin hatta yüklenip boyandıktan sonra kurutma fırınından çıkarılmasını sağlıyor. Biz kara budak makine olarak misyonu ve vizyonu olan kurumsallaşmayı başarmış. Bu sektörde pazarın lideri olan bir firmayız. Aynı zamanda 2017 yılında da Endüstri 4.0'a geçişi başlattık. Bu manada bu Endüstri 4.0'a geçişimizde de kendi yazılım ekibimizle, kendi MRP programlarımızı yazıp, kendi IoT yazılımlarımızı yazıp müşterilerimize standart olarak sunuyoruz. Bu IoT yazılımımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü kendi yazılım ekibimizin gerçekten mesai harcayarak oluşturduğu bir program. Bu makinelerimizin internet olan her yerde kurulumunu yaptıktan sonra uzaktan takip edip teknik destek ve üretim analiz programlarını onlara standart olarak sunduğumuz bir sistem. Burada bir müşterimiz bir makine aldığı zaman o makinede çalışan operatörün günlük ne kadar üretim yaptığını, o makinenin o gün içerisinde ne kadar arıza verdiğini, aynı zamanda o makine üzerinde oluşabilecek arızaların daha önceden giderilmesi gerektiğini uzaktan takip edebiliyor. Cep telefonundan takip edebiliyor. Bu manada analizleri ve rakamları alarak ay sonu ne kadar metrekare iş yaptığını, takibini yapabiliyor. Bu IoT yazılımımız aynı zamanda makinelerimiz üzerindeki olan yazılımla karıştırılmasın. Makinelerimizin üzerindeki yazılımları da biz yine aynı şekilde kendimiz yapıyoruz. Burada da bir makine, zımpara makinesi diye düşünelim. Dışarıdan baktığınız zaman kapalı bir kutu, fakat o makinenin içerisine 10 farklı operatör bilgisi kaydedebiliyoruz. Aynı zamanda 10 farklı reçete kaydedebiliyoruz. Reçete diye tabir ettiğim şey de bir ürünün nasıl zımparalanması gerektiğine ait olan ayarlar. Yani siz aynı anda 10 farklı ürünün tek bir tuşla ayarını değiştirerek makinenin zımparalanmasını çok kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Aynı zamanda bizim uzak teknik servis hizmetimiz var. Bu dönemde daha fazla karşılık buldu. Resimde gördüğünüz bir smart glass'tır. Smart glass olabilir, bir akıllı telefon olabilir, bir tablet olabilir. Bir makine sahibi, makinesiyle ilgili oluşan bir arızayla uğraşmak yerine veya işte telefonla bir teknik servis heyetini oraya davet etmek yerine, ki biz dediğim gibi ihracat yapan bir firmayız ve uzaktaki bir ülkeye gidip teknik servis hizmeti vermek, hele ki orası yüksek hacimli ürünler üretiyorsa, yüksek hacimli üretim kapasitesine sahipse, onun üretimini aksatmasına sebep oluyor. Bu manada böyle bir çözüm var. Nedir bu çözüm? Operatör smart glass'ı gözüne takıyor veya işte
cep telefonunu çıkarıyor, akıllı telefonunu çıkarıyor. Bize VSite uzaktan destek hizmetiyle bağlanıyor. Bu hizmette biz onun gözünden görüp kulağından duyuyoruz. O esnada teknik servisteki arkadaşımız verdiği yönergelerle operatörün doğru müdahale etmesine yardımcı oluyor. Bu manada o üretimin çok daha az aksayarak devam etmesine sebep oluyoruz. Bununla ilgili de kısa bir filmim var. Bu izlenirse çok daha güzel olur. Çünkü ben de bunun çekimi için çok çok uğraşmıştım. Gerçekten faydalı. Bir boyama yapan operatörümüz mevcut. Fakat boyama esnasında bizim boya makinemizde bir aksaklık var. Boyama düzgün gerçekleşmiyor. Operatör bundan memnun değil. Ve bununla ilgili bir çözüm bulması lazım. Ama kendisi uzak bir ülkede. Çabuk çözüm bulması gerekiyor. Yetiştirmesi gereken siparişler var. Bununla alakalı nasıl çözüm bulabilir ama kendisi akıllı gözlüğü takarak bizim teknik servisimize bağlanıyor. Aslında yapması gereken basit bir iki değişiklik söz konusuymuş. Genelde de teknik hatalar, teknik problemler bu manada geliyor bize. Yani çok çok makinenin işte bandı koptu, zinciri kırıldı vesaire değil de tabancanın ölçüsünün değiştirilmesi gerekiyor. İşte dokunmatik ekran panelinden girilmesi gereken değerler düzeltildiğinde aslında boyamayı tam anlamıyla istediği gibi elde edebiliyor. Biz bunun bir mizansenini gerçekleştirdik ve bu filmi çektik. Dediğim gibi özellikle 2020 pandemisinde gerçekten karşılık buldu ve çok kullandık. Çok da çözüm bulduk. Müşterilerimizin memnuniyetini bir kat daha arttırmış olduk hatta bu anlamda. Burada da kendi gözlüğünden gördüklerini teknik arkadaşımız buradan izleyerek yönergeleri verdi ve arkadaş boyamayı başarıyla elde etti. Bu da bu dönemde özellikle COVID-19 döneminde en fazla izlenen reklam filmimiz oldu. Evet, uzak teknik destek hizmetimiz sayesinde 2020 pandemisinde biz hiçbir müşterimize teknik hizmet verememezdik veya gidememezdik yapamadık. Çünkü onlara biz uzaktan, masaüstünden, evden çalışırken evden yönergeleri vererek onların üretimlerinin durmamasına yardımcı olduk. Bu manada dediğim gibi yazılım tarafından üretim tarafına kadar her şey bizim kendi bünyemiz altında toplandığı için esnek üretim kapasitesine sahip olduğumuz için aslında müşterilerin tam da aradığı bir marka olmayı başardık. Makinelerimizde dediğim bu özelliklerin artısında diğerlerinden yani dünyadaki diğer üreticilerden ayıran birkaç özellikler var. Hem yerel pazara yönelik hem dış pazara yönelik. Biliyorsunuz üretim konusunda elektrik tüketiminden kullanılan saf malzeme tüketimine kadar bütün üreticiler artık hesap yapmak zorundalar. O anlamda bir boya makinesinden yola çıkacak olursak bizim boya makinelerimiz dışarıdaki tüm üretilen makinelere nazaran %30 boya tasarrufu sağlıyor. Boya geri dönüşüm sistemine sahipler. Bu sistemde bizim kendi mühendislerimizin yaptığı bir çalışma sonucunda elde edildi. Aynı şekilde kendi segmentinin en az elektrik tüketen makinelerine sahibiz. Bunu arkama yaslanarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Aynı zamanda dünyada 5 ülkenin üretemediği bir yüksek basınçlı boya pompasının çalışmalarının sonuna geldik. Bu makinelerin yanına bağlanan veya manuel boyama yapıldığı zaman da kullanılabilecek bir sistem. Boyanın yüksek basınçla sisteme entegre edilmesini sağlıyor. Biz bu manada bütün ARGE çalışmalarını tamamladık. Her şeyi üretebileceğini bir kez daha göstermiş olduk. Karabudak makine olarak asla değerlerimizden vazgeçmeyen, aynı zamanda iş sağlığı, güvenliği, çevre, kalite, müşteri memnuniyeti politikaları olan, değerleri ve hedefleri olan bir marka olmak için 10 yıldır çalışıyoruz. Ve bu anlamda başarılı sonuçlar elde ettiğimize inanıyoruz. Üretim tesisimiz şu anda İstanbul Çekmeköy'de ve bir showroom'umuz da var. Burada genelde müşterilerimiz özellikle pandemi döneminde bizleri gelip ziyaret edebiliyorlar. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Evet, biz teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Herkese tekrardan çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda yeni programlarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.